şimdi hepsini yine yeniden ve baştan düşünüyoruz. İlk başta mektubu benim yazdığımı zannetti. Nazlı sen benim arkadaşımsın dedi. Sonra birdenbire keşke mektup senden gelseydi dedi. Dedi mi ki? Demedim acaba ya? Yok. Hiç sesi de çıkmıyordu. Ben kesin Gayip'ten duydum. Of Nazlı of, sen var ya kız yedin yedin. Niye geldin buraya? Burası benim düşünme yerim. Duvarda benim de adım yazıyor. Sen de mi düşünmeye geldin? Olabilir. Kendi kendine konuşarak mı düşünüyorsun? Ben öyle dalmışım işte. Şey diyordum ama. Ne diyordum? Bir şey söylemiyordum ya. Şarkı söylüyordum, şarkı. Güzel. Devam et o zaman. Niye devam edeyim ki? Sesim kötü. Biliyorsun işte. Sabah niye kaçtın? Ben kaçmadım. Yani tam kaçamadım. Ya tam kaçıyordum böyle ama ben kaçmak istemedim aslında. Böyle koşup koşup boynuna sarılmak istedim. Ne? Ya ben daha fazla kendimi rezil etmeden gideyim. Düz saçmalamaya başladım çünkü kontrolsüz gidiyorum. Tamam. Ya kal demeyecek misin? Demeyeceğim. Ya sen bana sabah ne dedin? Ya resmen dengem sarsıldı. Duydum bence. Anlaşıldı. Seninle düz konuşulmuyor. Yazarak daha iyi anlaşırız belki. İyi, hoşça kal. Salaksın kızım sen. Baksana çocukta tık yok. Kendi kendimi rezil etme konusunda İstanbul il birincisiyim. Akşam üzeri sahilde buluşalım. Bayılıyorum kontrolsüz saçmalamana. Konuşuruz biraz, belki şarkı da söylersin. Ne bu şimdi? Çıkma teklif falan mı etti bana?